Herkese merhaba. Bugün sıfat ve sıfat tanımlamalarının son videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sıfatlarda derecelendirme ve sıfatlarda yapıdan bahsedeceğim. Öncelikle sıfatlarda derecelendirmeden başlayalım. Niteleme sıfatları anlamları bakımından çeşitli derecelerde bulunabilir. Sıfatlarda derecelendirme 4 farklı şekilde yapılır. İlk olarak eşitlik derecesiyle başlıyoruz. Eşitlik derecesi iki varlık arasındaki niteliğin benzer ya da eşit olduğunu gösterir. Sıfat olan kelimelerin önüne gibi, kadar edatlarının getirilmesiyle yapılır. İkinci olarak üstünlük derecesi. Bir varlıktaki özelliğin başka bir varlıktan daha çok, daha üstün, daha az olduğunu gösterme derecesidir. Sıfatlardan önce gelen den daha, dan daha ve dan den, tan ten ekleriyle üstünlük derecesi yapıldığını görüyoruz. Üçüncü olarak aşırılık derecesi. Bir varlığa ait özelliğin başka bir varlığa göre çok daha üstün olduğunu gösterir. Sıfatlardaki aşırılık derecesi sıfatların önüne çok, tek, pek çok, çok az gibi kelimelerin getirilmesiyle yapılır. Son olarak en üstünlük derecesi sıfattaki niteliğin en üst düzeyini gösterme derecesidir. Bu da sıfatın önüne en kelimesinin getirilmesiyle yapılır. Sıfatlarda derecelendirme bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de sıfatlarda yapıya bakalım. Sıfatları yapısı bakımından isimlerde olduğu gibi 3 gruba ayırıyoruz. Basit sıfatlar, türemiş sıfatlar ve birleşik sıfatlar. Biz öncelikle basit sıfatlardan başlıyoruz. Herhangi bir yapım eki almamış olan sıfatlara basit sıfat diyoruz. Aynı zamanda herhangi bir sözcükle birleşmemiş olması da gerekmekte. Örnekte gördüğünüz gibi yüksek sözcüğü bir niteleme sıfatıdır ve yapı bakımından basittir. Çünkü herhangi bir yapım eki almamıştır ve herhangi bir sözcükle birleşmemiştir. İkinci olarak türemiş sıfatlar. Bu sıfatların yapım eki aldığını ve yapım eklerini alarak türetildiklerini söyleyebiliriz. Örneğimizde yanık sözcüğü niteleme sıfatıdır ve yapım eki alarak yanmak fiilinden türetilmiştir. Son olarak birleşik sıfatlara baktığımızda ise birleşik sıfatları iki grupta inceliyoruz. En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan birleşik sıfatlar ve kuralla birleşik sıfatlar. Örneğimizde pis boğaz sıfatı iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik sıfattır. Kurallı birleşik sıfatlar ise çeşitli şekillerde oluşturulur. Sıfat tamlamalarına lı, lık veya tız eki getirilerek oluşturulan kurallı birleşik sıfatlarımız söz konusudur. Mesela büyük sokaklı köy örneğinde nasıl köy diye sorduğumuzda cevabımız büyük sokaklı olur. Bu dolayısıyla kurallı bir birleşik sıfattır. İkinci olarak da isimlere dan-den eki getirilerek yapılan kurallı birleşik sıfatlarımız söz konusudur. Buna da örnek verecek olursak, kulaktan dolma bilgiler örneğinde nasıl bilgiler diye sorduğumuzda cevabımız kulaktan dolma olur. Bu da dan-den ekiyle oluşturulmuş bir kurallı birleşik sıfat olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar, böylece
hem konumuzun hem de dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.